Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte restoran konusunu işleyeceğiz. Restoranda geçen bazı cümle kalıpları ve bulunduğumuz mekanda bize yardım edecek bazı ifadeleri göreceksiniz. Slaytımıza başlayabiliriz. Başlıkta da gördüğünüz üzere "Как забронировать столик" diye başlıyor. Hepiniz de bilmiş olduğu "stol" kelimesi bir restoranda bir mekandaki bir yer adına gibi, yer ayırtmak. Bronировать, забронировать da rezerv ve rezervasyon yapma anlamına geliyor. Как забронировать столик? Bir mekanda, bir restoranda yer nasıl ayrılır? Ona bakacağız sizlerle beraber. Aşağıda geçen diyalogları inceleyerek anlamaya çalışalım. Şöyle bir devam edebilir bir cümle. Здравствуйте, у вас есть свободный столик? Biliyorsunuz ki здравствуйте, merhabalar, у вас есть свободный столик? Şu anda boş masanız, mekanda yeriniz var mı? Ya da Svobodny stolik yerine svobodne mesto. Uygun, boş olan bir yeriniz var mı? Ne zamana sorusunu söylerken de na zavtra. Yarına. Yani burada yarın için derken bazen hata yapabiliriz. Bilya diye kullanıyoruz ama burada görüyorsunuz ki na kalıbıyla kullanıyoruz. Bu herhangi bir gün olsaydı na panedelnik, na zavtra, na sivodne şeklinde değişebilirdi. Cevap olarak büyük ihtimalle şöyle şeyler duyabiliriz. Da na zavtra u nas yes svobodne mesto. Evet, yarın için boş yerimiz var. Sonra hangi sorular gelebilir bize? Vaskolika. Neydi Vaskolika? Saat kaçta? Vaskolika vi hotite priti? Saat kaçta gelmek istiyorsunuz? Ya da na kakoye vreme vi hotite zabronirovat stolik? Yani hangi zamana derken yine burada da saati kaçta geleceksiniz değil de saat kaça istersiniz gibi soruyor. İyi, naskolika çilavik? Ve kaç kişilik bir yer istiyorsunuz şeklinde. Ya da olumsuz bir cevap alacaksak da "К сожалению, на завтра у нас нет свободных мест, столиков" diye de aynı bu şekilde kullanılabilir. Biz de cevap olarak nasıl bir şey söyleyebiliriz? "Я хочу забронировать столик на два человека". Yani iki kişi için söylüyorsa yine bakın burada "столик на два человека" daha yaygın kullanımı. Rusça'da ise biliyorsunuz bu sayılar değişebiliyor arkadaşlar. "Я хочу забронировать столик на двоих". Yine İki kişilik anlamına geliyor bu da. Saat dilimini söylerken de na 8 часов. Yine saat 8'de olduğunu ifade ederken na ile kullanımı görüyorsunuz. Я хочу забронировать столик на 5 человек или на пятерых на сегодня. Bugünü. Neydi бронировать, забронировать? Ayırtmak, столик, bir mekan, bir masa ayırtmak istiyorum. Kaç kişi olduğunu söylerken de na ile burada görüyorsunuz на 5 человек. На сегодня. Ya da bir mekanda masanızın konumunu söylemek isterseniz de onu belirtmeniz gerekiyor. Onu da nasıl söylüyoruz? Я хотел бы забронировать столик около окна. Burada da nasıl oluyor arkadaşlar? Yani bir masa ayırtmak istiyorsunuz. Cam kenarında olsun, ortada olsun, kenarda olsun derken bunu betimleyebilirsiniz bu şekilde. На входе в ресторан. Restoran girişinde neyle karşılaşabiliriz? Yine şöyle bir diyalog takip edebilir. Здравствуйте, вы бронировали столик? Şu an bizden neyi soruyor? Merhabalar. Siz masa ayırtmış mıydınız? Da, у нас есть бронь на 6 вечера. Evet, bizim rezervasyonumuz var. Saat kaça? Akşam 6'ya. Burada da bronь demesini ise bronировать'ten bakın görüyorsunuz. Fiil durumu burada da isme dönmüş. Evet, bir rezervasyonumuz var. Akşam 6 için. Yine burada na kalıbını gördünüz. Sonra gelecek cevap. Хорошо, проходите, пожалуйста, в гардероб. Evet, buyurun, lütfen geçiniz gardırop eşyalarınızı bırakabileceğiniz bir yer. Çünkü Rusya'da bu popülerdir arkadaşlar. Restoranlarda ceketinizi, montunuzu asabileceğiniz gardıroplar bulunuyor. Orada size numara veriyorlar. O numarayla da çıkışta tekrardan alabiliyorsunuz bunu. Sonra ne diyor? Потом я проведу вас к столику. Sonrasında ise ben sizi masaya götüreceğim diyor. Eşlik edeceğim anlamında. Sizi masaya kadar geçireyim diyor. Masaya yaklaştığınız zaman da вот ваш столик. İşte sizin masanız. Buyurun oturun. Zakaz gibi. Yemek siparişi verirken. Şimdi arkadaşlar restoranda olduğumuza göre biz aslında gost ya da pasititi diye geçiyoruz. Yani ziyaret eden kişi, müşteri anlamında. Client normalde söyleniyor ama içerideki kişilere onlar pasititi diye söylüyorlar. Orayı ziyaret eden kişi. İçeride çalışanlar ise bize hizmet edenler, yemeğimizi getirenler, menüyü getirenler afisyant ve afisyanlık olarak ayrılıyorlar. Afisyant olan erkek, afisyanlık olan kadın. Tabii hitap şekilleri biraz farklı. Biz Türkiye'de mesela pardon bakar mısınız
pardon diye sesleniliyoruz ama Rusya'da eğer erkek birine sesleniyorsanız bir garsona Maldoçilavek diye sesleniyoruz. Yani onu çağırmak isterseniz Maldoçilavek. Aktsanka dediğimiz eğer karşımızdaki bir kadınsa ona ise Yevuşka diye sesleniyoruz. Kak pazvat aktsanka. Garson nasıl çağırır? Bu şekilde olabilir. Maldoçilavek, Morna vas. Yine Maldoçilavek'ten kim olduğunu anlıyoruz. Pardon, bakar mısınız? Можно вас, gelebilir misiniz anlamına geliyor. Sonra ne diyebiliriz? Принесите, пожалуйста, меню. Menü getiriniz lütfen. Ondan sonra ne yapar? Garson gider menüyü alır. Gelir ve ne der? Пожалуйста, вот ваше меню. Evet, buyurun siz menüyü diye devam edebilir. Menümüz geldikten sonra arkadaşlar farklı türde menüler mevcut Rusya'da. Eski tip menüler var. Bunda da yine slide'in devamını size göstereceğim ama bu şekilde göreceğiniz menü de olabilir. Daha bunlar şu anda günümüze daha uygun düşüyor. Yani bunlar nelerle başlıyor? Mesela zakuski demiş. Meze atıştırmalık anlamına gelir. Salata, supu, pizza, gariachi zakuski, pasta şeklinde. Görüyorsunuz burada. Yanlarında porsiyonları, fiyatları yazıyor. Bunu veriyor. Bir süre sonra ne oluyor? Garson size doğru yaklaşıyor ve diyor ki şöyle diyebilir. Вы готовы сделать заказ? Hazır mısınız diyor. Yani baktınız mı? Sipariş vermeye hazır mısınız diye sorabilir. Ya da что вы будете заказывать? Ne söyleyeceksiniz? Ne arzu edersiniz menüden diye sorduğu zaman. Şöyle cevap verebiliriz. Örnek veriyorum. Ben borş çorbası içmek istiyorum. Neli? Dana etli ve 4 peynirli pizza söylemek istiyorum. Örnek veriyorum. Ne diyorum? Ya budu borş, sgaviadinle, ipitsu, çtiri sıra. Burada da bu sipariş tabi bu sırada garson yazıyor ve sonra size diyor ki что вы будете пить? Yanında ne içmek istersiniz? Örnek veriyorum. Menüden baktınız. Kompot. Kompot pожалуйста. Ya da siz başka bir şey içmek isterseniz onu yine oraya söyleyebilirsiniz. Ve genellikle şöyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Вам напиток сразу принести? İçeceğinizi hemen mi getirelim? Da пожалуйста. Diyelim. Cevap verebilirsiniz. Yani evet şu anda isteyebilirim ya da daha sonra alabilirim diye. Burada belirtebiliriz. Yani istediğimiz yemeği seçip buradan ya budu şeklinde bu kalıbı kullanabilirsiniz. Yemekleri getiren garson büyük ihtimalle size Ваш борщ, пожалуйста. İşte çorbanız, borş çorbanız. Ваша пицца, пожалуйста. Hep bu пожалуйста onların kibarlıklarını gösteriyor. Daha sonrasında приятного аппетита. Ne diye cevap verebiliriz bize? Спасибо diyebiliriz. Daha sonra aradan zaman geçince bir isteğiniz olup olmadığını sormak için Вы желаете еще что-нибудь? Bir şeyler, başka bir şey daha ister misiniz? Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Herhangi bir. Ne diye cevap verebiliriz? Mesela belki menüye tekrar bakmak isterseniz. Принесите, пожалуйста, menü. Tekrar menüyü getirebilir misiniz? Diye. Menü geliyor. Aşağıda da можно забрать menü diye bir şey var. Buraya gülücük koymuşum. Neden olduğunu söyleyeyim. Ben buna gerçekten kendim çok şaşırıyordum. Sürekli menüye baktıktan sonra gelip menü alabilir miyiz? Можно забрать menü. Можно забрать menü. Ben artık kendim ona bir yerden sonra tabii alıştım ama ilk başta espri yapıyordum ben. Neden bu menüyü sürekli almak istiyorlar diye. Bunu da sık sık duyacağınıza eminim yani. Можно забрать menü. Конечно, пожалуйста şeklinde cevap verebilirsiniz. Diğer menülerde arkadaşlar normalde eski menülere bakıldığı zaman bir de stalovaya diye dediğimiz yemekhanelerde böyle bir mantık vardır. Первое, второе, третье. Bu herkes tarafından bilinen bir şey. Первое dedi çorbalardır arkadaşlar. Burada da bazı çorbalar var görüyorsunuz. Bir yemek sipariş verirken de ya хочу на первое yani ilk yemek olarak например борщ. На второе я хочу рыбу. На третье я хочу десерт şeklinde. Bu bilinen bir şey ama yavaş yavaş menülerden bu kalkar oldu ama bazı yerlerde görmek mümkün. Yani dediğim gibi orada первое yazdığı zaman bu ne diye düşünmeyin. O nedir? Çorbadır. Второе dediği ana yemektir. Третье dediği de tatlılar, dondurma vesaire diğerlerini kapsamaktadır. Shot, bu da hesap arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, hesap söyledik. Bakın burada da görüyorsunuz pasititil diye geçiyor. Simon ziyaretçi. Müşteri o anda bulunan restoranda. Ne dedik çağırırken? Maldo çilavek seslendik. Принесите, пожалуйста, счет. Lütfen hesabı getiriniz. Ya da счет, пожалуйста. Hesap lütfen. Söylüyoruz. Официант ne diyor bize? Garson. У вас оплата картой или наличными?
Yani buradaki kartı ve naliçliği nedir? Kartla mı ödeyeceksiniz yoksa nakit mi ödeyeceksiniz diye soruyor. Siz de nakit ödemek istiyorsanız naliçli mi diyorsunuz? Kartla ödemek istiyorsanız da kartla diyoruz. Aşağıdaki kelimeler de yine farklı bir yeni kelime öğrenmek adına. Zdaça para üstü demek. Vot varsa zdaça diye söyleyebilirler. İşte sizin para üstünüz. Bir de çivi diye geçen bir şey var arkadaşlar. Bu da bahşiş demektir. Astavlet, astavet, çivi. Yani bahşiş bırakmak anlamına geliyor. Bu da çivi kelimesi de na çay diye aslında oradan türemiş. Çay içsin de diye. Ayırdığımız para diye geçiyor. Yani bir nevi bizim dilimizde bahşiş anlamına geliyor. Başka bir durumda ne olabilir? Örnek veriyorum. Yine biraz öncekinin nakitle ilgili söylemiştik. Kart ödemek istiyorsanız şöyle soru da sorabilirsiniz. Вы принимаете кредитные карты? Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Ödeyebilir miyim? Ya da я хотел бы оплатить кредитной картой. Ben kredi kartıyla ödemek isterdim eğer mümkünse. Ya da biraz önce bahsettiğimiz gibi ya буду платить наличкой, наличными. Nakitle ödemek istiyorum derken de наличкой de diyebilirsiniz, наличными de diye söyleyebilirsiniz. Yine kullanabileceğiniz bazı kalıplar var aşağıda fiillerle birlikte. Платить за себя kendine ödeme. Yani kendi hesabını ödeme. Yediğin içtiğini ben sadece kendim için ödemek istiyorum. Или за всех. Herkes için. Masada bulunan herkes için. Yine ugaşat, ugastit bir an, bunun birkaç anlamı var ama buradaki kullanılan anlamı ısmarlamak anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer masadaki arkadaşlarınıza bir şeyler ısmarlamak istiyorsanız, bugün hesaplar benden gibi bir cümle kurmak istiyorsanız şöyle diyebilirsiniz. Сегодня я угощаю вас. Dediğiniz zaman bugün hesaplar benden diye bitirebilirsiniz. Оставайтесь дома.